Merhaba Şengül Aydın, ben kanalıma hoş geldiniz. Yeni bir kitap yorumuyla karşınızdayım. Şükran Farimas, İnci Avcısı. Can Çocuk yayınlarından ikinci basımmış, resimleyen Claude Leon. Bu resimde zaten kapakta var, başka yok. Bu İnci Avcısı olan oğlan. Bu da Yeşil İnci kitaptaki. Öykü kitabıymış bu. Yaşı 12, 13, 14 yaş üstü gibi. Ben okudum, çok keyif aldım. Öncelikle söyleyeyim. Bir de şöyle bir şey. Deneme gibi. Yani öykü kitabı ama şimdi öyle çok büyük edebiyat ustası falan. Ya, edebiyat ustası değilim zaten. Büyü bırak da küçüğü bile değilim. Ama şey, nasıl söyleyeyim? Yani deneme gibi yani hissetti. Ya işte bu şey gibi değil mi? Kitap okumakta yemek yemek gibi lezzetli ama bir şey eksik. Öyle bir şey değil mi? Yani öykü der miydim? Yani ne bileyim, küçücük küçücük şey ama deneme gibi sanki. Öykü gibi değil de. Ama çok keyifliydi. Ben çok keyif aldım. Mesela birinci hikayesi Lavtacı. Güzel bir hayat dersi veriyor. Ya şey yani. Bu öykülerin de öykü diyeceğiz artık çünkü kadın öykü yazmış. Bana ne yani, ben kimim ki yorum, hani siz mi dedin ki kesesin. Neyse, öykülerindeki pek çok şeyi yarı bırakmış, siz anlayın diye. Güzel olmuş ve son birkaç öyküsü Rüzgar ile Sphinx. Kral yolundaki kaplumbağaya atıfta bulunmuş. Karga Gak dedi de Meddah'a atıfta bulunmuş. Gibi. Şükran Farımız'ın şöyle Bir Yılbaşı Masalı da Güzel Şarkılar kitabı diye de kitapları varmış. Abla şu. Görülüyor mu ki ya? Ha, görülüyor, evet. Demiş ki, çocukluğumda teyzemin kızından dinlediğim onlarca masal vardı. Sonsuz bir neşe. İyilik, güzellik içeriyordu bu masallar. Edebiyata yönelmemde çocukluk günlerimin payı olsa gerek. Yani mutlaka. İnci Avcısı edebiyata olan tutkumun, daha doğrusu tutkuyla okuduğum onlarca kitabın izini taşıyor. Yalnız kitaplar mı? Önemsiz bir ottan ulu bir ağaca. Tırtıldan kelebeğe dönüşebilen yeryüzü. Olanca görkemiyle beni büyülemeyi sürdürüyor demiş. Dürüst olmak gerekirse ablayı tanımıyorum. Ama diğer kitap, iki kitabını da okumak isterim. Hatta size de bir tanesini okumak istiyorum. Mesela okuyayım. Lavtacı'yı okuyayım. Birinci hikayesini. Lavta bir müzik aleti bilmeyenler için. Delikanlı o devirde hayli ilgi gören çalgılardan lavtayı seçmiş. Genç yaşına karşın bu alanda epey beceri sahibi olmuştu. Daha şimdiden konu komşunun ilgisini çekiyor, dost toplantılarında lavtasını konuşturarak beğeni kazanıyordu. Yoksul anacığı oğlunun başarısı karşısında sevincinden ne yapacağını bilemiyor. Yine de kadınca bir sezgiyle yörenin en ünlü müzisyenine koşarak ''Ne olur bir kez de benim oğlumu dinleyin.'' diye ısrar ediyordu. Hemen herkesin sevgisini kazanmış bu güzel çocuğun coşku isteyen konularda bile soğukkanlı bir tutum izlemesi bir anne olarak endişelendiriyordu onu. Öyle ya, Lavta'nın içli sesine pek de uymayan anlaşılmaz bir tutumdu çocuğun bu serin duruşu. Böyle giderse delikanlı da onu dinleyenler de başlangıçtaki ilgiyi yitirecekler, birbirlerini suçlamaya başlayacaklardı. Analize bak. Delikanlı, dinleyicilerin müzik bilgisinin olmadığını, ne verilirse onun yutulduğunu, dinleyiciler ise delikanlının kendini yenilemediğini hep aynı yöntemle çalarak insanları bunaltmaya başladığını ileri süreceklerdi. Müzik piyasasına bir gönderme mi? Bütün bu kuşkuları usta müzisyenle paylaşan kadın, oğlunu onun evine kabul ettirdiği gün elbette çok mutluydu. Oğlunun zaman içinde daha da başarılı olacağını, mesleğinde büyük bir aşkınlık yaşayacağını adı gibi biliyordu. Aşkınlığı bilmiyorum ha. Her gün delikanlıyı adam dinlemiş. Her gün dinlemiş. Demiş ki, bana ırmağı anlat.
Bu da her gün ırmağa gidiyormuş işte. Irmağın kenarını izliyormuş ediyormuş. Irmağı anlat diyormuş. Irmağı çal diyormuş. Oğlan da her gün çalıyormuş lavtasını. Usta hiçbir şey demiyormuş. Orada bir kız görüyor oğlan gel zaman git zaman. Çıplak ayaklarla geziniyor suyun kenarında. Göçerlerden biri. Birinin kızı. Derken bir arkadaşlık peyda oluyor aralarında. Laftasını çalıyor oğlan. İşte kızla sohbet ediyorlar bir şey bir şey. Yine akşamları gidiyor ustası diyor ki laftanı çal bakalım. Bugün nasıl ırmak diyor. O anlatıyor laftasını çalıyor bir şey yok. Ustadan da övgü alamıyor. Yani hani böyle bir şey istiyor. Övecek usta. Onu ama övmüyor. Neyse bir gün kızla son kez buluşuyor delikanlı. Üzüntüsünden onun yüzüne bile bakamıyor. Yalnızca güzel sesini dinliyor. Kızın şu şeyleri çok güzel yazmış. Bir daha buraya gelir miyiz bilemiyorum. Diyordu kız. Ne güneş ne toprak ne de su. Bana kalırsa rüzgarın çocuklarıyız biz. Yerimiz yurdumuz belli değil. Sen buralısın. Köklerin bu topraklara ait. Ne sen benimle gelebilirsin ne de ben seninle kalabilirim. Küçük bir isteğim olacak. Laftanı çalarken ara sıra beni de bir düşünür müsün güzel çocuk? Benim için ara sıra yıldızlara bakar mısın? Diyor. Gidiyorlar. Tabii oğlana göre dünya bir anda neşesini yitiriyor. Geliyor akşam ustanın yanına. Ustası diyor ki laf ırmak bugün nasıldı bakalım? Delikanlı durgun. Adam anlıyor bir şeyler olduğunu. Hadi bir şeyler çal da dinleyelim diyor. Delikanlı çalmaya başlıyor. Çağıltısını yitirmiş bir ırmak akıyordu tepenin eteğinde ama lavta bir ırmak gibi çalıyor. Eşsiz müziğini yıldızlara değin ulaştırıyordu. Şimdi oldu dedi usta. En çok annen sevinecek bu duruma. Delikanlı yaşlı gözlerle ustasına baktı. Günlerdir beklediği sözcükleri sonunda duymuştu ama bu rahmetli ustaya da selam olsun Neşet Ertaş. Biz acısını çekmediğimiz altları yakmayız kızım demişti. Bir spikere yanlış hatırlamıyorsam. Yani biz acısını hissetmediğimiz türkülere demeyiz, okumayız, söylemeyiz, çığırmayız gibi. Burada da ona sanki böyle onu hatırlattı. Güzel burada birkaç tane hikaye öykü var çok küçük. Rüzgar Ali Özbek için, Rüzgar'ın dedesi eşim Şerif Gönültaş için. Laftacı var, Kar Baba var, Kralın Soytarısı var, Gemi var, İyi Geceler Kaptan var. Bu gemi daha çok deneme gibi. Altın Arayıcısı, Babil'in Asma Bahçeleri. İnci Avcısı, Kayıp Masal, Meddah. Kayıp Masal da çok tatlıydı. Ha. Kargagak dedi. Siyasi gibi. Kral Yolunda Bir Kaplumbağa. Rüzgar ile Sfenks. Ve çok güzel de bilgiler veriyor. Benim yeğenim okurken bunu dedi ki ya teyze dedi ne diyor ben hiçbir şey anlamadım burasından. Zaten biraz mızmız Aziz bu aralar. Şu cümle için söyledi bunu. Saçaklardaki buzullardan. Saçak. Saçak neymiş? Yani böyle bilinmeyen kelimeler var. Çocuklara çok destek olur. O yüzden ben çok sevdim. Çok da az sayfa sayısı. 60 sayfa. Çok keyifli. Bırakın okusun. 6 günde okusun. Her gün bir hikaye okusun ama okusun. Keyif alacağınızdan eminim. Önce siz okuyun. 12 yaş ve üstü demiş ama Emir 10 yaşında. Keyif alarak okudu. Küçük yaştan okutmakta fayda var diye düşünüyorum. Okuyanlar varsa yorumlarını yapabilirler. Şükran Farmazlı daha önce okumuşlarsa veya bu kitabı okumuşlarsa yorumlarınızı bekliyorum. Böyle. Ve bana önereceğiniz bu yaş kitapları varsa can çocuğun veya bu yaş kitapları yani 10 yaş için kitaplar varsa da sizin okuduklarınızı da bekliyorum. Hani 10 yaş için aldım ama ben de keyif aldım diyorsanız paylaşabilirsiniz isimlerini. Teşekkür ediyorum. Bol kitaplı günler diliyorum. Mutlu bir gün. Bu arada yaz tatiline girdik biliyorsunuz artık. Tamamıyla girdik resmi olarak. Seçimler de dün bitti. Seçim sonuçları da herkese hayırlı uğurlu olsun milletimiz için. En hayırlısı olsun ülkemiz için. Kendinize çok iyi bakın.
Hoşça kalın.